hastanesine kadar hemen hemen her köyde, her ilçede, her yerde bizim ayak izlerimiz, bizim ter yaşlarımız ve gözyaşlarımız var. Tarlada yüzü olanın hasatta yüzü olurmuş. Ve o nedenle de her seçimde birinci olduk. Fakat bizler iki seçim kaybettik. Birisi elimizdeki belediye başkanlığını kaybettik. Hatırlayın 2009 yılıydı. Bülent Kar Beyefendi belediye başkanıydı. Belediye başkanlığını kaybetti. Sonra 2019 yılında bizim oylarımız, 2014 yılında bizim oylarımız %47 idi. %36'ya düştü. Elimizde bir büyükşehir belediye başkanlığı imkanı vardı. Onu kaybettik. Büyükşehir belediye başkanlığını kaybettik. Burada iki dönem çok büyük işlere, başarılara imza atmış olan Serhat Orhan başkanımızla beraber belediyeyi kaybettik. İki dönem büyük yatırımlar yaptığımız yeri kaybettik. Bunların çeşitli sebepleri vardı. Bir yandan bizim içimizdeki yanlışlıklar, bir diğer yandan hatalarımız, eksikten bir diğer yandan başka partilerin işbirlikleri bizi bu sonuca getirdi ve 11 ilçe belediyesini aldık. Şimdi 31 Mart seçimlerine yaklaşıyoruz. 4,5 ay var. Bu 4,5 ay içerisinde 17 ilçenin 11'i 17'ye nasıl tamamlarız? Büyükşehir Belediye Başkanlığı nasıl alırız diyerek yollara çıktık hep beraber. Burada bir olacağız. Beraber olacağız. Bir olacağız. Biri olacağız. Ve diri olacağız değerli kardeşlerim. Bunu başarabilirsek, yapabilirsek o zaman Büyükşehir Belediye Başkanlığı alacağız. Burada bir yandan Turgutlu Belediye Başkanlığı'nı kazanacağız. Bir elin nesi var? İki elin sesi var değil mi? İki eli yan yana getireceğiz. Turgutlu Belediyesi'yle Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ellerini tutuşturacağız. Sonra yetmez. Bakanlar Kurulu'nun ellerini tutuşturacağız. Yetmez. Cumhurbaşkanı'nın ellerini tutuşturacağız. Dördü yan yana olacak, Rabia olacağız. Bu da yetmez. Manisa'da organize sanayi 5 tane. 2 Turgutlu, 2 Salihli, 2 Akhisar, 1 Soma olmak üzere 7 organize sanayimiz daha yapıldı. 7+5, 12 tane organize sanayinin tüm iş adamlarıyla bir araya geleceğiz. Yetmez. Tarımın güzel insanlarıyla, o üzümcülerle, zeytincilerle, zeytinyağcılarla, kiracılarla, hünnapçılarla, buradaki sebze meyve işi yapanlarla bir araya geleceğiz. Ve de bu şehri daha zengin, daha özgür yapacağız kardeşlerim. Otoban bitiyor. 6 ay sonra bitecek Allah nasip ederse. İstanbul, Manisa, İzmir 4 saat. Burası çok zengin olacak. Göreceksiniz bakın. Otoban buradan geçiyor. Hemen yakınınızdan, Karaoğlan'dan geçiyor. 2 tane organize sanayi ile oradan Akhisar'ın organize sanayisini, Soma'nın organize sanayisini birleştiriyor. Bir diğer yandan hızlı tren buradan geçecek. 2020 yılında bitecek Allah nasip ederse. Sabuncubeli Tüneli. Hayalimizi bitirdik. Öbür tarafta Çandarlı Kuzey Ege Limanı ile ilgili de çalışmalarımız 2001 yılında, 2021 yılında bitmiş olacak. Böylece Avrupa'nın en büyük 5. limanı burada olacak. Ürettiğiniz her şeyi karayoluyla, demiryoluyla ve de deniz yollarıyla dünyanın her yerine ucuz bir şekilde nakletmiş olacaksınız. Bir yandan tarım, bir yandan sanayiyle daha zengin olacaksınız. Fakülteler, yükseokullar, ben burada hükümetin yaptığını anlatmak istemiyorum uzun uzun. Değerli kardeşlerim, biz Büyükşehir Belediye Başkanı